Sam kabrime gelmez tamam. İhsan, kapıda bir şey var. İrfan Bey galiba. Eyvah eyvah. Kafasında kalan son tahtayı da sökmüşler bunun. İrfan Bey, sizsiniz değil mi? Benim efendim, pek tabii benim. Ya da yeni ismimle söyleyecek olursak, Erzincanlı İrfan. Azizim, televizyon seyrettim sabahtan akşama kadar. Bütün yerli dizileri didik didik ettim ve anladım ki ilgi çekebilmek için tek yol köy jantisi imajı. Ben de Anadolu'nun bağrından kopup gelen türkücü ağa kisvesine büründüm. Ve imajımı sizinle paylaşmak istedim. Bekleyin, bekleyin komşum, geliyorum. Beyefendi, kovboy çizmeleri sıkıyor. Pantolon iki numaradan adım atamıyorum. Sonuç itibariyle nasıl görünüyorum? Bu da bir fikir tabii. Benim canım, komşum, nasıl görünüyorum? Biraz şey gibi görünüyorsunuz, farklı. Vallahi kendimi ben de farklı hissediyorum. Yani efendim, af buyurun. Çizmeler Amerikan, pantolon İtalyan, gömlek Fransız. Buna mukabil ben kendimi tamamıyla yerli addediyorum. Neyse, benim yukarı çıkmam lazım. Feraye bekliyor da. Güle güle. Daha doğrusu yolun açık olsun Sevinç bacım. Görüşmek üzere İrfan Bey. Yani ya da her kimseniz. De bakalım İhsan emmi, nasılsın, iyi misin? Allah gitti imaj. İrfan, sen gerçekten bu yeni imajının kadınlar üzerinde etkili olacağına inanıyor musun? Olur mu efendim? Çocuk muyum, ne münasebet? Efendim, etkili olur mu acaba? İrfan, artık kadınlardan anlayan bir erkeğin sözlerine kulak verme zamanı geldi. Oh, çok doğru. Beyefendi, adamın telefon numarasını verin bana. İrfan, kadınlar dış görünüşe değil, iç görünüşe önem verirler. Ha, olur o zaman. Ben de müsaadenizle evime gideyim, şu kılık kıyafetten kurtulayım, ferahlayayım. Bugün duyduğum en güzel haber. Ah, yalnız beyefendi, kusura bakmayın, sizden bir şey istirham ediyorum. Acaba talk pudrası var mı sizde? Ama neden diye sormayın. Bekle, getiriyorum. Kapıya bakıver. Buyurun efendim. Aman beyefendiciğim, endişe etmeyin, ne olursunuz. Ben de gidip üstüme rahat bir şeyler giyecektim. Ben İhsan Yıldırım'ın evini arıyordum ama. Evet efendim, burası. Kendisi yatak odasında. Bana talk pudrası getirmeye gitti. Ah, aman neden diye sormayın. Al bakalım İrfan. Heh, çok teşekkürler efendim. Merhaba İhsan. İsmail Bey. Aa evet, bu arada İsmail Bey diye bir bey sizi sordu. Tamam İrfan, sen git pudrala da tahriş olmasın. Buyurun İsmail Bey.